Seni istediğin üniversitenin İstanbul'da bir tıp fakültesi. Gönlünden geçeni biliyorum ve gideceğine inanıyorum. Çünkü bunu hak ediyorsun. Bu hayatta olmaz dediğin birçok şey oldu. Bu da olacak. Sadece sen küçük tümseklere takılıp büyük dağı kaçırma. Seneye istediğin üniversiteye de benden selam söyledim. Zaman ayarlamayla ilgili bir stratejin var mıydı? Neler yapıyordun? Bu konuya kendini nasıl hazırladın? Şöyle TYT'ye ben her zaman sırama yazardım. Yani şu kadar dakika bunu ayıracağım. Yani onu da şu şekilde yazarım. Mesela saat 11'de giriyorsam denemeye, işte 40 dakika ayıracaksam 11.00, 11.40 arası Türkçe, altına matematik, bunları yazardım. Ve saate baktığım zaman sınav esnasında hesaplama yapmıyordum. Oraya bakıyordum. Ama son bir ay kala telefondan ÖSYM saati sınav videoları var. Orada hangi saatte girerseniz girin o saati 10-15'te olmuş oluyor. Ona göre ben sınavı artık normal YKS'ye girdiğim zaman sanki saate bakıyormuş gibi otomatikleşmeye Yani başlamıştım. sen hep 10-15 logosunu kullandın. Evet, mesela saat 11 oluyor. Ben Türkçedeyim. Ha, iyi, bitmek üzere diyorum. Deneme iyi gidiyor. YKS'de de baktığım zaman son bir ay denemelerimin hangi branş ne kadar sürüyorsa YKS'de de onların ortalaması sürdü. Ekstra sürpriz bir tablo olmadı. Yani bu aynı zamanda aslında sınav esnasında da sana Çok büyük zaman bir rahatlık. tasarrufu sağladı. Aynen. Oturup orada şu Mesela dakika şunu. boşlarım vardı. Evet. Stres yapmadım. Çünkü ben her girdiğim denemede muhakkak boşlarım oluyordu ve dakika anlamında da hesaplıyordum. Şu kadar dakika, bu kadar boş, tamam. Hani onları ilk başta çözemedim ama şu an çözebilirim. Çünkü önceki denemelerde de çözdüm demiştim mesela YKS'de. Bu dakikalarla tanışırız zaten diyordun yani Evet, sınav mesela esnasında. AYT'de de öyle olmuştu. Boşlarım vardı. Ben boş bırakarak çözüyordum. Çok böyle inatlaştığım zaman motivasyonum düşüyordum. O yüzden de bırakıyordum. Son kalan dakikalarımda da o boşlarla uğraşıyordum. Bu anlamda bu kadar boşum var, ne yapacağım şimdi, böyle panik olmuyordum yani. Elim ayağım birbirine girmiyordu. Söyleşiden önce arada konuşurken özel ders verdiğini söylemiştin. Evet. İşte bazı koçluk yaptığın Koştuk öğrencilerin aynı zamanda olduğunu özel ders. söylemiştin. Yani denemelerle ilgili kendilerini gerçekten denemek istediklerinde formatına, ÖSYM yakınlığına bakıldığında tavsiye edebileceğin, özellikle ÖSYM yakınlığına tavsiye edebileceğin denemeler nelerdir? Şöyle, ben TODER'e de giriyordum. TODER'in Türkiye genellerine de, finale de giriyordum. Final dershanesindeydim zaten. Yani bu denemelere girmeyen dershanede bir sürü arkadaşım da vardı. Ama ben her denemeye deneme olarak bakıyorum. Özellikle okulda, dershanede bir denemeye kolay diye girmemezlik yapmayın. 2021 çok kolay bir sınavdı. Kolay olduğundan dolayı yığılma oldu. Belki iyi çocuklar iyi sıralamalar yapamadı. Çünkü kolay sınavlara girmemişti. Ama Paraf gibi, Özdebir gibi, Bilgi Sarmal gibi, Yanıt gibi yayınlar ÖSYM'nin ortalama, yani 2020 biraz daha kolay bir sınav olduğu için onu es geçiyorum, genel olarak sorduğu format. Ama bu yayınların şöyle güzel bir özelliği var. Aynı zamanda zor denemeler de çıkartıyorlar. Buna mesela 2021 gibi sınavlar da çıkartıyorlardı. Orijinal, acil, paraf, yanıt. Bunlar aynı zamanda hem orta hem zor denemelerle aslında tüm senaryolara hazırlık anlamında bence güzel yayınlar. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada Paraf Yayınları'nın Aralık ayında, 22 Aralık'ta Türkiye geneli Geneli. denemesi var. Ben Öğrencilerine girmiştim. tavsiye edersin umarım. Ben Paraf'ın gerçekten şeyleri güzel oluyordu. Biz arkadaşlarımla da konuşuyorduk mesela denemeler sonrasında nasıl, kaliteli miydi tarzında. Gerçekten Paraf'ın yayınlarını birçok derece arkadaşım da seviyordu, beğeniyordu. Çözdüğün yayınlar hangisi? Soru bankası, soru kütüphanesinden, branş denemelerinden Paraf'ta neler çözmüştün? Paraf'tan ben AYT anlamında fiziğini çözdüm, kimyasını çözdüm. Onun dışında TYT, felsefe, tarih, sosyal branş denemesi, TYT sosyalini çözdüm. Yanıt Türkçesini 12'nin başından itibaren çözmüştüm. Branş denemeleri anlamda bunlar. 11'de sayısallardan tüm branşların çözmüştüm. Fizikten yanıt yayınlarını çözmüştüm. Onun fasikülleri çok güzeldi. 12. sınıfta AYT kimyanın yani kocaman, hani piyasada o kadar kalın bir AYT kimya soru bankası var mı bilmiyorum. Paraf'ın soru kütüphanesini çözdüm. Oradan buradan yani her soru tipi var. ÖSYM'nin soru tipleri. Onun dışında biyoloji zaten paraf hani böyle Allah'ın emri bir kitaptır. Yani ÖSYM kılavuzuna girdiğiniz zaman hani paraf çözmeyen dereceye giremez biyoloji anlamında. Çünkü Palme de bu şeyde çok iyi ama parafın grafiklerle farklı soru tipleriyle sizi gerçekten ÖSYM tarzı sorulara hazırlıyor. Yani parafın biyolojisi bakış açısı kazanmak anlamında gerçekten güzeldi. Fizik anlamında da yine parafın soru kütüphanesini çözmüştüm, AYT'sini. Matematikte de 11. sınıfta çözmüştüm. Şunu söyleyebilirim ama branş denemelerinde matematik gerçekten güzeldi parafın. Onun dışında yeni bir seri çıkmış IQ.
Artık tüm kitapları IQ'lanmış. Eskiden paragraftı, şimdi tüm branşlar IQ'lanmış. Yepyeni bir formatta piyasaya sunmuşlar. Gamze, son 100 metre hangi aydan itibaren başlar senin için? Yani son 100 metre bence insanlara göre değişir, konuların bitmesine göre değişir. Nisan'ın ortasından itibaren benim için son 100 metre. Nisan'dan sonra şunları şunları yapacağım gibi bir kafanda bir tasarım var mıydı? Şöyle, benim hocam vardı, Fatma Hoca. Ondan buna çok selamlar. O zaten her şeyi planladığı için benim kafam rahat oluyordu. O Nisan ortası gibi planlamıştı, o yüzden de ben de ona güveniyordum. Nisan ortası gibi, tamam. Nisan'ın ortasında konular bitti. Artık branş denemeleri üzerinden yanlışlarımı tespit ediyorduk. Onları nokta atış soru bankalarından konuyu pekiştiriyorduk. Mayıs'ın ortasından itibaren de genel denemeler üzerinden sınav pratiği yapıyorduk. Peki Gamze Hanım, sınav anında neler yaşadın? Sınavın önceki gün bence önemli psikolojiniz anlamında. Ben bir tane hocamın evine gitmiştim. Orada onunla vakit geçirmiştik. Hatta üniversite tahminimi de yazmıştım, kapatmıştım. Onu da birazdan anlatayım. Şöyleydi, sahile gitmiştim o gün ve bayağı bir koşmuştum, yani yorulmuştum. Daha sonra da motivasyon anlamında şunu düşünmüştüm ailemle sahilde yürürken. Şu an hastanede olan ya da bu sınava giremeyecek belki benim yaşıtlarım var ve ben bu sınava iyi hazırlandım ve bu bana verilmiş bir şans. O yüzden de aslında kendi hayatımız başka insanların hayaliyken heyecanlanmak ya da bu sınava ay ne olacak falan filan derdine düşmek aslında biraz bana sanki nankörlükmüş gibi geldi. O yüzden de kendime verilmiş şansı iyi değerlendirip aslında bu sınava gelsin ve gireyim, çünkü bunu isteyen bir sürü insan var, bu sınava giremeyen ve benim gibi bu sınava hazırlanamamış bir sürü insan var. O yüzden de bunu bence aklınızdan çıkartmayın. Sizin hayatınız başka insanların hayali. Motivasyonunuzu bu şekilde sağlayabilirsiniz. Sınavın önceki gün hep bunu hatırlatmıştım kendime. Ben bu sınava zaten gelmesini istiyorum demiştim. Bunun için emek verdim demiştim. Sınav anında da bu yüzden çok mutlu girmiştim. Yani sınav salonuna hatta gerçekten yani insanlar hani bilmiyorum sınav görevlisi sonrasında Bakırköy yazmış mıdır? Hani bu çocuk bir bakılsın der. ruh hastalıkları var diye yazmış mıdır bilmiyorum. Gerçekten çok gülerek girmiştim. Yani sonuçta emek verdiğim bir şey ve bunun sonucunda bir üniversiteye gideceğim. Bu gerçekten mutluluk verici bir şey. Hiç öyle yani stres tabii ki de oluyor ama bunu gülerek şey yapmaya çalışmıştım. Ve en ön sıraya oturdum. MSÖ'de de en öne oturmuştum. O zaman hocalar volta attı diye stres olmuştum ama aynı olay ve aynı kişisiniz ama olaya bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman bunu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Ben o an hiç onları takmadım. Kendi sınavımla muhatap oldum yani. Onunla muhabbet ettim. O yüzden de TYT bu şekilde geçti. AYT, TYT'den çıktıktan sonra da mutluydum. Elimden geleni zaten yapmıştım. Yine sahile gittik. Yine bir koştum. Daha sonrasında da AYT'ye de mutlu bir şekilde girdim. Bu sefer en arkada oturdum ama sorun değildi. Bunlar önemli değil. AYT'de de mutlu bir şekilde çıktım. Yani dedim ki bu YKS, mağdur tayfa böyle şeyler hiç gerek yok. Siz gerçekten kendi psikolojinizi pozitif bir şekilde ayarladığınız zaman bunların her zaman üstesinden gelebilirsiniz. Olaylara bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman. Gamze, çok teşekkür ediyoruz. Senin tecrübelerinden faydalanarak 2023 yılında YKS'ye girecek arkadaşlar için bir şeyler anlatmaya çalıştık. Zihinsel olarak geçmişe gittik, geleceğe gittik. Şimdi günümüze geliyoruz. Ben herkese başarılar diliyorum. Sana da hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Cerrahpaşa'ya eğer bu videoyu izleyenler seneye Cerrahpaşa'yı kazanırsa tıp fakültesine muhakkak tanışmak isterim. Arkadaşlara selamlar. Aynen.